Haydarpaşa Garı'nda bir sanat eylemi. Denizhan Özer, Ulusal Kanal izleyicilerinin yakından tanıdıkları sanatçı ve sanat örgütçüsü, sanat düşünürü, küratör. Çayın tadı diyor. Karadeniz'in o ucundan bütün dünyaya, Asya, Avrasya başta olmak üzere bütün dünyaya Türkiye'den bakan, Türkiye'de birleştiren, Türkiye'yi götüren sanat adamı, sanat örgütçüsü çayın tadı diyor Haydarpaşa Garı'nda. Bu etkinliği Ulusal Kanal izleyicileriyle biraz geniş paylaşalım istiyorum. Nedir bu? Sanat hareketliliğinin çok yoğun olduğu günlerde Ekim'e giderken tiyatrolar, Bienal sergiler, etkinlikler hepsi birleşirken Bienal de aynı günlerde biraz da komşuluk temasına bağlı paralel etkinlikler çerçevesinde çayın tadı. Çayın tadı deyince aslında bu bir diyalog arayışı. İstanbul Bienali konseptinde iyi bir komşuluk üzerine götürülen bir bienaldi. Biz de bundan yaklaşık 2 yıl önce Venedik Bienali'ne katıldığımızda dünyanın en önemli sanat gruplarından birisi olan Nine Dragon Heads İstanbul'da bir sergi yapma kararı aldı. Bu sergiyi diyalog arayışı üzerinden yürütmeyi zaten o zaman düşünüyorduk. İstanbul Bienali konseptini, temasını iyi bir komşuluk üzerine kurunca o yüzden de bu bizim bir anlamda işimize gelmiş oldu. İçinde bulunduğumuz bu alan 5000 metrekare bir alan. Türkiye'nin en önemli bilinen tarihi binalarından bir tanesi olan Haydarpaşa Garı'nın 3 numaralı peronunda bu sergiyi gerçekleştiriyoruz. Karşılıklı olarak 24 vagon kullanıyoruz. Yani serginin bir ucundan öbür ucu 300 metre uzunluğunda. Birisi geldiğinde bir uçtan bir uca yürüdüğünde 300 metre yol kat etmiş oluyor. Burada yaklaşık 5 kıtadan 13 ülkeden 35 sanatçı yer alıyor bu sergide. Serginin 2 küratörü var. Küratörlerinden bir tanesi benim, bir diğeri de Gürcistanlı küratör Magda Gruli. Nine Dragon Head grubu 1996 yılında Güney Kore'de kurulmuş. Park Byung-uk tarafından kurulmuş bir sanat grubudur. Türkiye karşılığı. 9 başlı ejderha. Aslında ejderha baktığınızda Asya mitolojisinde, özellikle Uzak Doğu mitolojisinde bir direniş kavramı olarak, yani bir yaratık, özel bir yaratık ve onu mitolojiden tabii günümüze sembolik olarak aldığımızda Nine Dragon Head de 9 tane başı olan, dünyanın her tarafında aynı anda projeler yapan bir grup olarak kendimize bunu uygun gördük ve şu anda İstanbul'da Haydarpaşa'da sergimizin olmasına rağmen Nine Dragon Head'in buradaki açılış, buradaki sergiyi anlatan programları İsviçre'de, Avusturya'da ve İtalya'da, Venedik'te aynı anda insanlara aynı zaman dilimi içinde gösteriliyor. Gün ve gün neler olduğu orada da anlatılıyor batılı sanatseverlere. Burada bu sergiye baktığımızda aslında grubun dünya sorunlarına, insancıl problemlere eğilen bir grup olduğunu görüyoruz. Yani biz özellikle Asya'da çok projeler yaptık. Grubun merkezinin Güney Kore'de olmasından dolayı çölleri geçtik. Gobi Çölü, Taklamakan Çölü, Kızılkum Çölü, Karakum Çölü, tarihi kentlere gittik. Mesela Semerkant'a gittik, Buhara'ya gittik, Hiva'ya gittik. Aral Denizi'nin nasıl yok edildiğini gördük. Tiflis'te proje yaptık. İşte İstanbul'a geldik. Çin'in tamamını gezdik. Doğu Türkistan, Moğolistan'da projeler yaptık. Yani sadece Asya değil, Avrupa'da da projeler yaptık. Mesela Saraybosna'ya 22 yıldır devamlı gidip orada savaş sonrasında insanlara moral veriyoruz. Orada insanların yanında yer alıyoruz. Sanatın iyileştirici, geliştirici gücünü oraya taşıyoruz. Bunların yanı sıra dünyanın çok önemli müzelerinde projeler gerçekleştirdik. İşte Kore'de Arko Müzesi, Venedik Bienali'ne katıldık. Palazzo Loredan'da eserler sergilendi. Başka bir takım müzeler Hollanda'da, İsviçre'de vesaire. Her tarafta çalışmalar yapıyoruz. Grup çevreci bir grup diyebiliriz. Sadece
çevreciliğin ötesine gizli bir politikası da var grubun. Yani çünkü çevre sorunlarına baktığınızda aslında dünya siyasetinin iyi işlememesinden kaynaklanan durum olduğunu fark ediyoruz. O yüzden de arkasında da siyasetçileri de yanlışları da eleştiren yanı var burada. Sözünü keser gibi araya giriyorum. Çevrecilik bir başı başına bir siyaset değil tabii ki. Bir nasıl ki savaş tek başına savaş değilse, sanat tek başına sanat değilse, savaş siyasetin başka araçlarla devamı. Çevreci siyaset bir siyasetin, insan merkezli siyasetin bir parçası olmak durumunda. İnsanı merkeze alan şeydi. Sanat da düşünsel olarak buradan etkilenmek durumunda. Bir ilişkisini iyice açmak gerekiyor. Ben çevreciyim, sanatla işim yok denilemez. Değil mi? Denilemez. Çevre dediğimiz problemler insanların kendi yarattıkları problemler. Bunlar da siyasilerin ortaya koyduğu bir durum. Dünya siyaseti özellikle kapitalist üretim ilişkilerinde insanlar unutularak çok uluslu tekelci şirketlerin kar etmeleri sürekli olarak hesap edilerek hareket ediliyor. O yüzden de savaşlar çıkıyor. O yüzden çevre felaketleri yaşanıyor dünyada. Yani insanlar yerlerini, yurtlarını terk ediyorlar. Göçler oluyor. Mesela şu an benim içinde bulunduğum yapıt, ben normalde küratör olarak kendi içinde yer aldığım sergilerin küratörsem kendi eserimi koymuyorum. Fakat bu grubun bir üyesi olduğum için bir anlamda mecbur kaldım. Ben de burada bu vagonun içinde bir şekilde ötekileştirilmiş, göçe zorlanmış insanların ayaklar altına alınan hikayelerini anlatmaya çalıştım. Baktığınızda basın vesaire, yazılanlar, çizilenler, bunların hepsi unutuluyor. Ya da torbalar içine doldurulup tekrar kağıt olmaya gönderiliyor. İnternet üzerinden özellikle çok geçici, sürekli hayatın, zamanın hızla aktığı bir durum yaşanıyor. Ben burada o insanların kara dediğimiz, ötekileştirdiğimiz ama kendileriyle hayata da bağlı olan bu insanların hikayelerini anlattım. Onlarla ilgili yazılan, çizilenlerin bütün hepsinin de aslında hiçbir önemi olmadığını, hayatın her yerini kaplasa bile insanların bunu dikkate almadığını anlatmaya çalıştım. Aynı şekilde mesela Denizhan Özer'in vagonunda, sanat alanında sohbete başladık. İstersen dışarı çıkalım. Oradan devam edelim. Tamam. Burası tarihi bir alan. İstanbul için, Türkiye için. Buradan açılıyor. Yolculuk buradan başlıyor. Haydarpaşa. Sanatçılar ne düşündüler buraya geldiklerinde? Çürüyen, dağılan araçlar ve burada bir sanat eylemi. Bunun üzerine konuşma oldu mu? Biz şimdi bu sergiye başlamadan önce yaklaşık bunun arkasında 2 yıl var. 2 yıllık bir düşünce sistematiği var. Sanatçılar 2 kere dünyanın 4 bir yanından buraya geldiler. Nerede, nasıl yapabiliriz diye. İşte Tophane'yi amireden Galata'daki Rum Okulu'na varana kadar her tarafı gezdik. Bir sürü yerlerde projeyi yapmayı düşündük. Fakat daha sonra en sonunda buradaki Haydarpaşa istasyonunun buraya en uygun yer olacağına karar verdik. Neden? Çünkü Haydarpaşa yaşanmışlıkların olduğu bir yer. Doğuya açılan, batıdan doğuya geçişin ilk başladığı nokta ya da doğudan batıya geçişin sonlandığı yer baştan önemliydi. Ve iki istasyonda özellikle karar kıldık. Bunlardan bir tanesi Haydarpaşa, diğeri Sirkeci'ydi. Ana mekan olarak tabii burası bize daha uygun geldiği için Haydarpaşa istasyonunu kullandık. Ve unutulmuş olan, aslında biraz çürümeye terk edilen ya da başkalaştırılarak bir dönem hatta yandı, otel yapılmaya çalışıldı. Fakat insanların buradaki bu yaşanmışlıkları terk etmemesi üzerinden yaptığı itirazlar sonuç verince burası da tekrar istasyona döndürülüyor. Çok iyi, özel bir mekan burası. O yüzden biz burayı seçtik. Ve insana dair sorunları da biz burada anlattığımız için burası ve her sanatçı da bir vagonu kullandığı için çok iyi oldu. Mesela az evvel ben göç vesaireyle ötekileştiren insanları anlattım. Lili İnan isminde bir sanatçı da savaşın nasıl oyun haline gelerek insan hayatında kanıksandığını
göstermeye çalıştı. Çok özel video projektörlerle vesairelerle bir video enstalasyon gerçekleştirmiş oldu. İşte bir tarafa baktığınızda Bedri Baykam'ın doğa ve Aydın katliamını aslında birbirinden farklı olmadığını anlatan çalışması var. Katmanlı yüzeyler içinde. Aslında o katmanlar hem bir insan yaşantısını temsil ediyor hem de bir zaman dilimini temsil ediyor. İşte orada katledilen Deniz Gezmiş de var. Ömer Halis Demir de var. Ya da orada katledilen bir takım aydınlar da var. Sivas Madımak'ta yakılan insanlar da var. Ya da fok balıkları da var. Kesilen ağaçlar da var. Gezi Parkı ile ilgili görsel, her şey var yani orada o enstalasyonun içinde. Böylelikle aslında baktığınızda sanatçı insan hayatıyla doğa katliamının doğaya bağlı olan insanla katledildiğini anlatmış oluyor. Seren Ceren Asyalı bir The Day yani gün isminde günlük hayatımızda kadınların sosyalleştiği bir alanı tren vagonlarının içine taşındı. Evlerde yaşananları, yaşanmışlığı tren vagonunun içine getirdi. Onunla ilgili bir performans yaptı. Hatta açılış günü çok ilgi çekti. Börekler, çörekler dağıtıldı, müzikler çalındı, danslar edildi. Serdal Keskin camları değiştirdi. Tüketim toplumunun yarattığı atıkların aslında hayatımızı nasıl kapladığını, etrafımızı göremez hale getirdiğimizi gösterdi. Mesela çok özel bir sanatçı Alois Schiltz'in bir ev yaptı barakalardan, bir barınak yaptı. Tekinsizliğin olduğu bir barınak bu. Sanki otomatik tüfeklerle taranmış, delik deşik hale getirilmiş bir barınak. Baktığınızda insanları tam koruyamayacak bir şey ama insanların Orta Doğu'da yaşanılan savaşlara baktığımızda evlerinin bu halde olduğunu görüyorsunuz. Fakat gene o evler gene umudun olduğu yerler. O yüzden de içeriye girdiğinizde güneş ışığına göre ya da gece ay ışığına göre içindeki atmosferin değiştiğini fark ediyorsunuz. Bir anda bir rüya alemine, düşünceye dalıyorsunuz. Bir başka ilerideki trenlerden bir tanesine Gabriel Adams bir disco yarattı. Sanatın eğlenceyle ilgili kısmını yarattı. Onun yarattığı diskoda gençler gelip disco müzik 70'li yılların müziğiyle eğleniyorlar. Gürcü sanatçı Iliko Zaataşvili hem gezme hem eğlenmeyle ilgili bir yatak gibi bir şey yaptı. Onun üzerine tavla vesaire falan koydu. Etrafına salıncak koydu. İnsanlar gelip orada hem eğleniyorlar, salıncağa biniyorlar. Yani biz sanatla eğlenceyi de iç içe getirdik. Mesela bir başka Koreli sanatçı küresel ısınmayı anlattı. 1,5 ton tuz kullandı vagonun içinde. O tuzun yavaş yavaş erimesi bir anlamda buzulların erimesini bize gösteriyor. Başka bir Koreli sanatçı Kam eski geleneğe bağlı çok güzel bir piyanonun etrafını sardı. Onun içine çocukların sevdiği küçük oyuncak topları koydu. Onun bizi eğlendirdiği dönemin artık geçtiğini, piyanonun sarıldığını, hayatımızda artık başka eğlence modellerine geçildiğini anlatmaya çalıştı. Bir başka sanatçı kemiklerle yola çıktı. Doğanın artık korumamız gereken, bebek gibi korumamız gereken doğaya ait kemikleri beşikler içine koydu, gösterdi. Yani sergi tamamen biraz dünya politikasını eleştiren, biraz dünya politikasının yarattığı o çevre durumunu anlatan bir sergi. Tamamen insanlara düşünmeye sevk eden bir sergi. Yani biz buradaki sanatçılar bir güzel arayışı içinde değiliz. İnsanları, çağdaş sanatın aslında anlamı da o. İnsanları düşünmeye sevk ediyoruz. Yani ne oluyor? Biraz insanların düşünmesi lazım. Düşünmek, düşünce üzerinden baktığımızda çok sayıda sanatçıyla bir araya geliyor Deniz Sanözer. Düzenlediği etkinliklerde, sanatçı olarak katıldığı yerlerde. Bizim düşünce yapımıza bu toprakların, Ön Asya'nın nasıl bakıyor o farklı kıtalardan gelen, farklı ülkelerden gelen sanatçılar, düşünsel boyutumuzu nasıl buluyorlar? Sohbetlerinizde entelektüel enerji nasıl akıyor?
neler söylersin? Evet. Bu serginin arkasında ciddi bir düşünce sistematiği yatıyor. Yaklaşık 2 yıldır üzerine düşünüyoruz. Venedik Bienalinde başladı bu işin kurgusu. Venedik Bienalinde Koreli sanatçıların bir çay seremonisi vardı. O çay seremonisi çok ilgi çekmişti. Aslında çay bu ülkeye ait diyaloğun başladığı bir noktadır. Bunun üzerinden yola çıkarak, tabii çay içelim yani, herkes devlet dairesine nereye giderseniz gidin, herkes size bir çay sunar bir kere öncelikle. Atölyede de çay. Her yerde bir çay vardır zaten. Bu hikaye aslında Türkiye çay üreticisi bir ülke. Asya ülkeleri de baktığınızda tamamen çay üretilen yerler. O Asya'nın dağlarında, Nepal'de her yerde çay üretiliyor. Çayın kültürde önemli bir yeri olduğunu gördük. Özellikle Asya'da. O diyaloğu doğurduğu için çay kültürü bir anlamda da bunun üzerinden bir şeye çıkalım dedik ve öyle bir noktaya geldik ki her sanatçı aslında çay üzerinden bu kültürü, içinde bulunduğumuz Anadolu kültürünü de bir şekilde ne olduğunu öğrenmeye çalıştı ya da bildiğini farz ettik. Mesela Senegal'den gelen bir sanatçımız vardı, Alion. Onun Sufi olduğunu öğrendik. Ben bilmiyordum şimdiye kadar Senegal'in %80'inin Sufi olduğunu. Ta Anadolu topraklarında doğan Sufizmin oralara kadar gitmesi ilgimi çekti. Yine aynı şekilde misafirperverlik örneklerinde ayakkabı çıkartılarak mekanlara girilmesi. Bizde de var, Asya'da da hemen hemen her yerde var. Tartıştıkça bütün bu tartışmalardan sonra kültürler arasında bir diyalog olduğunu, bazı ortaklıklar olduğunu gördük ve çok ilginç Yunus olan... Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi tanıyanlar var mı Mevlana? Tabii vardı mesela. Biz bir sürü kişiyle bunları konuştuk. Yunus Emre tanınmaz mı? Mevlana tanınmaz mı? Bunu biliyorlardı. Ben bunun başka örneklerini de gördüm. Mesela Gürcistan'a gittiğimde bir şairle karşılaştım. Orada birileriyle karşılaştığımda şiir üzerine konuşuluyordu. Nazım Hikmet'i tanıyor musunuz diye sormuştum. Bana dediler ki asla bu coğrafyada herhangi birisine bir daha Nazım'ı tanıyor musun diye sorma, seni çok cahil olarak adlandırırlar. Yani onlar bizim ülkemizi bizden belki daha iyi tanıyorlar. O kadar iddialı olarak söylüyorum bunu. Çünkü burası crossroad dediğimiz bir geçiş yeri, dört yol ağası. Bu dört yol ağasında biz batıdan da bir şeyler almışız, doğudan da bir şeyler almışız. O yüzden Anadolu aslında bütün zenginliklerin kaynağı, buluştuğu, ortak çıkış yaptığı yer diyebiliriz. Ya da gönüllerin birleştiği, tabii, insanların bir araya geldiği, bütün herkesin kaynaştığı bir nokta. Anadolu o kadar zengin ki, ama ne yazık ki biz içinde yaşayanlar bunun farkında değiliz. Bu sergi biraz da ona da dikkat çekmiş oldu. Bu çerçevede insanların gelip biraz doğu kültüründen, biraz batı kültüründen bir şeyler görmesi ilgimizi çekti. Mesela az ilerideki vagonlardan bir tanesinde Daniella, Orient Express'in yani batıdan kalkıp doğuya doğru gelen ve son noktası Sirkeci olan Orient Express'in restoranını yeniden yarattı. Oraya geçelim. Geçelim. Burası da Daniella de Magdalena'nın yarattığı bir misafirperverlik alanı. Bildiğiniz gibi Orient Express batıdan kalkıp doğuya doğru geldiğinde en son ulaştığı nokta Sirkeci istasyonuydu. Fakat onun diğer trenlerden farkı vardı. Çok özel dekorasyonu vardı. Restoranı özellikle doğulu motiflerle bezenmiş bir trendi. Sanatçı orada o misafirperverlik alanını bir anlamda buraya taşımış oldu. Yani geçmişten beri gelen durumun devam ettiğini bir şekilde göstermiş oldu. Bildiğiniz gibi yani buradaki bu sergi öyle sıradan galerilerde göreceğimiz bir kapalı mekan sergisi değil. Trenlerin içinde her sanatçı o trenin içini kendine göre yorumlayarak yapıtlarını onun içine yerleştirdi. İnsanlar buraya geldiklerinde yani duvara asılmış bir resim görmesi umuduyla geldiklerinde şaşırıyorlar. Çünkü tamamen burada 24 tane sağlı sollu vagonlar içinde her sanatçının özellikle yarattıkları enstelasyonlar, fotoğraf,
ve video artlar var. O açıdan da ilginç olduğunu düşünüyorum. Nisan Özer neler söyleyecekler? İzleyicileri davet edelim. Süresini belirtelim. Biennale yakınlığını, bağını, aynı günlerde oluşunu bir kez daha anlatalım. Bir gelenek haline geliyor. Dünyanın her yerinde Biennale'le birlikte yapılan düşünsel boyutu geliştirmek için konulan çabalar. Buyurun. Tabii ki İstanbul Biennale bizim göz bebeğimiz. İstanbul Biennale'nin içinde böyle bir sergi yapıyor olmak bizim için de önemli. Fakat grubun ne yaptığını, neler yaptığını daha iyi anlamak için aslında ilk sergi alanına girdiğinizde bu arşiv trenimiz var. Burada birçok yayınlarımız var. Her serginin bir kataloğunu yapıyoruz. Her serginin bir afişini yapıyoruz. Bütün dünyayı dolaşırken bilgi birikimlerimizi, düşüncelerimizi, bunun arkasında yatan felsefeyi mümkün olduğunca teorisini de ortaya koyarak insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz tren arşiv trenimiz. Burada geçmişte yaptığımız sergilerle ilgili olarak belgesel filmler, video art çalışmaları, kitaplar, kataloglar var. İzleyiciler gelip buradan Nine Dragon Head'i daha iyi tanıyabilirler. Sergi her gün açık. Sabah saat 10, akşam saat 7'ye kadar açık. Ve herkese açık. Ücretsiz bir şekilde gezebilirler. 4 Ekim'e kadar sergimiz 4 Ekim'de dahil devam edecek. Daha sonrası için belki uzatma durumu olabilir ama o şu an daha net belli değil. O yüzden de biz 4 Ekim akşamına kadar bütün ulusal kanal izleyicilerini, herkesi, sanatseverleri sergimize bekliyoruz. Çoluklarıyla, çocuklarıyla gelsinler, anneleriyle, babalarıyla gelsinler. Biraz bu sergi ne yapmış, neye dikkat çekmek istiyor, onu da görürlerse en azından onun üzerinden dünyada yaşananların ne anlama geldiğini sorgularlarsa biz de memnun olacağız. İstanbul ve Sanat Hareketliliği, bu sergi etkinliği gezerken tanık olduk, karşılaştık. Küratörümüzle söyleşi anında. Neler söyleyeceksiniz? Şu günlerde İstanbul. İstanbul'da büyük bir sanat hareketliliği var. Birkaç gündür İstanbul'da düzenlenen Biennale'i geziyorum. Muhteşem işler var. Rum Okulu, Karaköy Rum Okulu. Ondan sonra İstanbul Modern. Daha sonra Taksim'de büyük sergiler var. Aksanat'ı gezdim, Arter'i gezdim. Arter'de Canan'ın sergisine bayıldım. Bugün de eşimle cumartesi günü buraya gelelim, Haydarpaşa'ya gelelim dedik. Burada vagonların içinde acayip güzel şeyler var ama yeni gezmeye başladık. Videolar var, uzun uzun seyredilecek. Çok güzel, havada çok güzel. İstanbul'da yaşamaya bayılıyorum. Sanatla dolu bir hafta. Siz eşimle dediler. Evet. Ben de eşim vasıtasıyla daha çok takip ediyorum. O daha çok sanatsal olayların içerisinde. Bugün de böyle bir öneri getirdi. Ben de geldim. Yeni gezmeye başlıyoruz. Fırsat buldukça beraber ben de onunla beraber katılıyorum. Vagonlarda 300-600 metre alanda kaç ülkeden kaç sanatçı? 13 ülkeden 35 sanatçı. Evet. 5 kıtaya yayılmış sanatçılarımızın hepsi 13 ülke 35 sanatçı 2 yıldır hazırladığımız. Bu daha önce de başka yerlerde yapılmış tabii bir sergi galiba. İlk vagondan aynısı anladığımız değil, kadarıyla. Başka başka sergiler. 2 sene önce Venedik Biennale'deydi. Onun işte Moğolistan'daydık. Ne bileyim, Güney Kore'deydik, Gürcistan'da, Özbekistan, her tarafı geziyoruz yani. Gezdiği ülkelerden de sanatçılar ekleniyor. Ekleniyor. Yani. Her gittiği yerde lokal sanatçı ekliyoruz. Mesela burada da Aslı Özok, Serdal Keskin, Seren Ceren Asyalı'yı ekledik. Her yere gittiğinde orada muhakkak lokal tatları sergiye katıyor. Çok güzel, çok güzel. Vallahi yapanların ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Evet, İyisiniz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederim. İstanbul'da doğan Rasin Arsebük yapıtlarında soyadını kullanmadı. Galatasaray Lisesi'nin ardından 1948'de Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı yıl doktora için Paris'e gitti ve orada resim çalışmalarına başladı.
1951'de doktorasını tamamlayarak yurda döndü. Ankara Hukuk Fakültesi'nde önce medeni hukuk, sonra da hukuk felsefesi ve sosyoloji asistanı iken resme yönelerek fakülteden ayrıldı. 1954'te ilk sergisini Ankara Halikon Sanat Galerisi'nde açtı. 1957'de gittiği Paris'ten 1965'te İstanbul'a döndü. 2002'de açtığı İrem İçin adlı sergi sanatçının son sergisi oldu. 9 Eylül'de aramızdan ayrılan sanatçı için dostlarına mikrofon uzattık. Ustamız, ağabeyimiz Rasin'e veda ediyoruz. Birçok kez ulusal kanal izleyicileriyle güzel söyleşiler yaptığımız, birikiminden yararlandığımız büyük değerimiz ayrılıyor aramızdan. Dostlarıyla, ailesiyle birlikte. Ulusal kanala, aydınlığa büyük katkılarda bulunmuş. Türk sanatının, Türk devrim tarihinin, sanat ayağının önemli isimlerinden, kültür tarihinin içinden formları, o güzel gözlü kızları resmeden, kuşları resmeden, insan ve yaşadığı kültürel çevreyle bütünlüğü koyan ustaya veda ediyoruz. Bizim büyük değerimiz, büyük ustamız, yürekli insanımız, siz aileden garip duygular içindeyiz. Yani buyurun lütfen, benim söylediklerim değil, sizin söyledikleriniz ortaya çıkıyor. Siz öyle, ben de çok garip duygular içindeyim. Bugün sevgili Doğu Perinçek'in çok güzel bir yazısı vardı. Yalnız kalıyoruz diyor. Gerçekten çok zengindik. Biz hele üç çift birlikteyken çok her şey güzeldi. Olması gerektiğinden de güzeldi. Yalnız kalıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Ülkemize de yalnız kalıyoruz. Dünyada zaten yalnız kaldı. Onun için de bir taraftan ben derler ya, iyi ki bugünleri görmediler diye. O da dilimin ucuna geliyor. Ama keşke olsalardı, görselerdi, kavgaya devam edeceklerdi mutlaka. O herkese bir umut olacaktı hepimize. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmezdi. Fikret de öyle, Rasim de öyleydi. Hep umut derlerdi, hep mücadele derlerdi. Ben de o ikilem içindeyim ama yalnız olduğumuz kesin. İnşallah çoğalacağız diye umarım. Ben konuşamıyorum bile. Lütfen bir şeyler daha söyleyin. Çok üretkendir aslında. İkisinin de Fikret'le ikisini birleştirerek anlatmak içinden geliyor. Fikret de gitmeden bir 3-4 gün önce bana dedi ki, yatağımın yanına şövalyemi getirsen resim yapabilir miyim dedi. Tabii yaparsın dedim. Tuvali koyarız dedim. Boyaları, fırçaları getiririm dedim ama olmaz dedi. Çünkü fırçanın boyu yetmez tuvale dedi. Bizim Gazipaşa'ya ilk gittiğimizde 40 yıl önce yerel lehçede bazı kelimeler vardı. Onları biz de kullanıp çok gülerdik. Mesela şeşlemekti bunlardan bir tanesi de. Bir şeyi denk getirmek, bir başka şeyi. Dedim ki olur dedim. Oklavanın ucuna bağlarım senin fırçanı dedim. Şeşlerim dedim. Ona göre sen de şeşlersin tuvale dedim. Güldü filan. Hayalleri hala resim yapmaktı. Bugün aynı şeyi resim için duydum. Son günlerde onunla beraber olan arkadaşlarımız anlattılar. Her gün saat 8'de kalkıp oturuyormuş tuvalinin başına. Resim yapsa da yapmasa da, ki çoğu zaman anladım yapamıyormuş ama o görevi gibi hissediyormuş. Öğlen yemeğinden sonra hemen gene acele yerine dönmek istiyormuş. Son dakikaya kadar savaştılar, çalıştılar. En iyi bildikleri işi resim yapmayı. Fikret aynı zamanda Aydınlık'taki yazılarım diye tutturuyordu. Yazamadım, ne zaman yazacağım diyordu. Ne mutlu onlara. Yerimizle, ağabeyimizle son dönemlerde birlikte olduğumuz onu ulusal kanal izleyicileri sizden dinlesinler. Son dönemlerde Rasin. Ya şimdi tabii Rasin bir kere, yani bir ressam olarak hiç kuşkusuz Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri. Yani hani
kendine has tarzı, fırçası, işte bir de sanatsal olarak yani hayatın değdiği tarafı olarak da gerçekten böyle çok dikkate değer sanatçılarımızdan biri. Tabii yani resmin hem bir sanatçı kimliğini ortaya koymak, bir de onun gerçekten insan olarak ortaya koymak. İnsan olarak da yani ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim, eminim yani bugün burada olan bütün dostları da benzer şeyleri söyleyecektir. Yani kime değdiyse mutlaka çok iyi izler bıraktığı, işte hayata dair, yaşama dair çok iyi anılar bıraktığı ve önemli katkılar yaptığını herkes rahatlıkla söyleyecektir. Yani o yüzden hani resim hani bir insan olarak da gerçekten çok dikkate değer örnek alınacak hani bir insan, sanatçı olarak da ayrıca gerçekten önünde hani saygıyla eğilecek bir sanatçı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Son döneminde resim yapabildi mi, sağlık durumu ile ilgili? Şöyle söyleyeyim, şimdi resim son birkaç yıl yani sağlık olarak ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani hani bir iç kanaması oldu bundan 2,5 sene önce. Çok zor bir şeydi ama gerçekten inanılmaz bir yaşam azmiyle bunu aştı. Yine bir işte düşüp işte kalça kemiğini, kol kemiğini kırdı. 7 saatlik bir ameliyattan çıktı. Yani hani inanılmaz bir yaşam şeyi vardı. Bundaki en önemli şey de gerçekten onun kendi hayat, yaşam ilkelerine bağlılığıdır. Yani hani o hep ayakta tuttu onu. Ve evet gerçekten son güne kadar yani son bir hafta öncesine kadar da yani mutlaka o şövalyesinin başına hep oturdu yani. Hani inanılmaz bir disiplinle, hani bir taş işçisinin disipliniyle diyeyim yani yıllarca hani belki sanat yaşamı boyunca ben evveliyatında da tanırım. O yüzden hani çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hep öyle oldu yani. Bir taş işçisinin disipliniyle kalkıp hep o şövalyesinin başına oturdu. Hep o şeyle yaşadı yani. Çok güzel yaşadı. Aynı şekilde, aynı güzellikte de gerçekten öldü. Resim müstesna bir insan. Eşsiz bir dostu. Kimsenin bilmediği bir tarafı da seçkin bir hukukçuydu. Kendisi hukuk tahsilini yapmış. Hayatına hukukçu olarak başlamış. Hukuk fakültesinde kürsüde asistanlık yapmış. Daha sonra Paris'e gidip hukuk doktorasını tamamlamış. Ondan sonra da diplomasını babasına verip resme kendini adamıştı. Mutlu yaşadı çünkü sevdiği işi yaptı. Ve ömrünün sonuna kadar da resmi çalışabildi. Ne mutlu ona ki dilediği gibi yaşadı. Onu çok arayacağız, yerinde de olmaz. Rasin abi benim Galatasaray'dan abimdi. Aynı çatı altında da beraber bulunduk. Galatasaray Lisesi'nin en güzel insanlarından biriydi. Aramızda birkaç sene vardı. Mezuniyetim benim ondan sonradır. Ama örnek bir insandı. Bütün davranışlarıyla, hatta giyimi kuşamıyla. Çok iyi bir ressamdı, çok iyi bir dosttu. Türkiye'nin geleceğinde gerçekten bir yeri olacak bir insandır. Zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Güzel insanlar galiba Türkiye'de birer birer gidiyorlar. Temenni edelim, dileyelim ki o giden insanların yerinde, onların çaplarında veya olmasa bile onların çaplarında, yakın çaplarda güzel insanlar resimde, edebiyatta yetişsin. Bugünler zaten hep böyle kayıplarla geçiyor. Kısa süre önce Emin Özdemir'i kaybettik. Ondan birkaç gün önce Muzaffer İzgü'yü kaybettik. Bugün büyük bir sanatçı olan, büyük bir ressam olan gerçekten Rasim abimi kaybetmiş bulunuyorum. Çok üzüntülüyüm. Ona gerçekten öbür tarafta ışıklar içinde yatmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Rasim abi, güzel insan. Rasim çok iyi bir ressam. Gözleri o kadar güzel çizer ki. Hayatını kaybetmiş olsa bile gözleri asla kapanmayacak bir insan. Üzgünüz, çok üzgünüz. Kendisiyle 2003 yılında tanışmıştım bir sergi nedeniyle. Çok şey öğrendim, çok şey paylaştık. Çok sıra dışı bir insandı. Üzgünüm. Resmi 80 yıllık arkadaşıyız. Paris'te de beraberdik. O üniversiteden sonra Paris'e gitti, ben de gittim. Ondan sonra da burada İstanbul'da görüşüyorduk ama seyrek.
Yani gene de gidiyordum, ziyaret ediyordum, sergilerine gidiyordum. Yani çok yakın bir arkadaşımdı. Çok büyük kayıp bizim için. Çok. 80 yıl önce nasıl başladı arkadaşlık? Nerede, nasıl oldu? Sonrasında Paris'e gidişler. Şimdi o orada ihtisasa geldi. Ben de doktor olarak ihtisas yapıyordum hastanede. O ben onları bıraktım, Amerika'ya gittim sonra. O zaman şeydi. Ama çok uzun arkadaşlığımız var. Burada da görüşüyorduk sık sık. Ben gidiyordum. Fakat son zamanlarda gelmeyin, kapıyı açacak kimse yok diyordu. O yüzden evine ziyarete gidemedim. Burada içimde şey kaldı. Siz tıp insanı, sanatçı olarak Racine'in sergilerini izlediğinizde... Racine'in bize ait dolu resmi var evde, bizim evde asılı. Benim şey resmini yapmıştır, kızımın resmini yapmıştır. Asılıdır o ben. Racine çok, çok iyi bir ressamdı. Ne hissederdiniz sergilerine devamlı gittik. Onları izlediğinizde, o farklı temalarla o sergileri izlediğinizde hangi duyguları hissederdiniz? Arkadaşınız, çocukluktan gelen arkadaşınız, ne hissederdiniz güzel sergileri gördüğünüzde? İftihar ederdik, ne yapacaksın? İyi ressamdı, çok iyi ressamdı. Ve hisli adamdı, çok. Ben Mustafa Şanlı. Erkan Güzel Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı olarak ve kendi şahsım adına değerli ressam, Türkiye'nin yetiştirdiği en nitelikli, en önde gelen ressamlarından birisi olan Racine abiyi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Yani dikkat ederseniz sözlerim çok ciddi olarak çatallanarak şey yapıyor. Kendisini şahsen tanımadım. Ama kendisini özellikle Şeyh Bedrettin resimleriyle o muazzam mücadele kokan resimleriyle gördüm. Ondan sonrasında zaten kendisini yani resimleriyle ilgili baktığımda muazzam bir insan sevgisi ve insan bütün Türkiye'deki insanı tuvallerine, resimlerine yansıtan olağanüstü bir anlayış, insanlık anlayışını gördüm. Mücadele var. Bütün resimlerinde halk var, insan var ve yaşam var. Bu açıdan kendisini kaybetmekten dolayı büyük üzüntü içerisindeyim. Çok teşekkür ederim. Racine Arsebik. Aslında Arsebik soyadını kullanmazdı ama sadece Racine derdi. Yani çünkü köklü bir aileden geliyorlar kendileri. Babası da bizim kitapçı dükkanı, hukuk eserleri yayan ve satan bir dükkanımız vardı dedemden kalma. Orada Arsebik'in kitapları aranırdı babasının. Neyse rahmetli. Burada ben 36 yıldır buradayım. Postacılar Sokak'tayım. Racine muhterem bir arkadaş, saygıdeğer bir insan, Avrupa'yı bir insan, cumhuriyetçi bir insan, aynı zamanda paylaşmasını seven bir insan, yani medeni bir insan olarak tanıdım. Beraber sofralarımızda oldu. Eşi buraya sık sık gelirdi, sigara içmek için gelirdi. Kendisi yasaklamıştı ama İrem Hanım buraya gelmeden, sigara içmeden duramazdı. Racine efendim çok kıymetli bir sanatçı. Her şeyden evvel takdir edilmiş zaten. Yerini bulmuş bir sanatçı. Özellikle yaptığı eserlerde insan gözleri o kadar canlı, o kadar muhteşem ki sanki onun içine eseri bırakıyorsunuz, gözlerine giriyorsunuz. O kadar güzel. Zannediyorum 100'ü aşkın bir yaştaydı. Evet, rakıyı çok severdi ama zarif olarak içerdi. Eşiyle de içerdi. Buraya geldiğimizde dönem dönem biz burada sergiler açtık. O sergilerde bulunurdu. Sanatçı arkadaşlarıyla sohbet ederdi.
hukuk tahsilini burada yaptıktan sonra tahmin ediyorum ki Sorbonne'da, Fransa'da yapmış. Uzun yıllar orada kalmış. Ve o zerafeti hazmetmiş bir insandı. Medeni bir insandı. Ne diyebilirim ki, kendisinden selamlaşırız, zarif hareketleri olurdu. Yokuştan yukarı çıkarken el sallarız, bastonuyla çıkarken eşi koluna girmiş olarak bir meyhaneye giderler, tatlı tatlı, tatlı tatlı sohbet ederler. Orada dostlarıyla sohbet ederler. Çok zarif bir şeydi. Yalnız çok üzüldük. Burada yaklaşık 36 yıllık bir komşuluğumuz olmasına rağmen, burası biliyorsunuz İtalyan Kilisesi'nin vakfı. Son gelen papaz bütün kiracılarla savaş açtı ve 95 yaşındaki yaşlı Racine'de savaş açtılar. O dönemde savaş açtıkları zaman hiç kale almadılar ki bu apartmanın değerini arttıran bir asansör yaptırmış eşi. Hiç kale almadılar ki bu yaşlı bir sanatçı. Hiç kale almadılar ki kıymetli bir insan, değerli bir insan. Ve 2500 lira yerine 5000 lira kira istediler. Çıkarken önce dayanamam dedi. Ben dedi burada çok güzel anılarım var. Çok güzel yaşantım oldu. Ben buradan ayrılmak istemiyorum ama bu kirayı da veremem. Ayrılırken apartmandan kapıya bir yazı bırakmış. Bir zamanlar burada bir papaz vardı, Padre Giovanni. İki daireyi bir ressamın oturması ve çalışma amacıyla mükemmel bir hale getirdi, çırpındı. Örnek, kütüphane odasını salona açılan duvarını yıktı. Salona dahil etti. Bu zarif adam gözlerimden ameliyat olduğum ay benden kira istemedi. Ama ben zorla verdim. Sen Makuto, şimdiki papaza söylüyor. Onun tam zıttısın. 3 kuruş cebine fazla para girsin diye yıllardan beridir burada oturan dedelerinden babalarından sonra kiracı olan insanları acımasızca kapı dışarı ediyorsun. Sen bence İsa'nın mabetten kırbaçla kovduğu tefeci ruhuna sahipsin. Cezanı Allah'tan bulacağına eminim. Racine. Ben sevgili Racine'i çok eskilerden, 1967'den beri tanıyorum. Kendisiyle ilk tanışmamız Paris'te oldu. Paris'te bir stüdyosunda ilk defa onu resim yaparken karşıladım. Racine resimlerinde yaşamın tadı olan biçimlerden ve insandan ve derinliklerden söz eder hep. Kendisi de konuşurken, hatta düşünürken Racine hep bir derinliğin sonunu arardı. Aradan yıllar geçti. Kendisiyle beraber İstanbul'da geldikten sonra Racine, ben, eşim ve Ruhi Su ile beraber bir Doğu Anadolu seyahati yaptık. Doğu Anadolu seyahati sonunda Racine pek çok eskizler çizdi, onları topladı. Racine İstanbul'a döndükten sonra Doğu Anadolu'nun içindeki gizemi hep çizmeye, anlatmaya ve yapmaya çalıştı. Ne yazık ki o resimleri gerçekten bir daha geriye gelmeyecek ezgilerle doludur. Sonraki yıllarda Racine İstanbul'da Muazzez İhbar'la evlendi. Evlendikleri yıldan sonra yaptığı resimlerin ebatları ve biçimleri değişmeye başladı. Mesela bir Müştak Erenus portresi yaptı. Erişilmesi zor. Derinliği yalnızca anladığımız perspektif içinde kullanmadı. Perspektifi belki insanın yapısını bozmadı ama o perspektifi
konunun içindeki büyük derinlikle hep kullandı. Daha sonraki yıllarda Rasin'in açtığı sergilerde de, yaptığı resimlerde de portreler vardı. Bu portreler Doğu Anadolu'da gördüğü ve tanıdığı kişilerin portreleri olmasına karşın yakın dostlarının da portrelerini yapıyordu. Ama o portrelerdeki insanların hayata bakış açısındaki derinliği, tedirginliği, heyecanı tuvaline yansıyordu. İşte böyle geçti Rasin'in hayatı. Rasin'e bıraktıkları ve sundukları her şey için müteşekkiriz. Allah rahmet eylesin.